tam komik. Şimdi bu adam şu anda bakıyor ki Kur'an mesajı yeniden bir hayat buluyor. Şimdi sadece Kur'an demeye başladı. Şeytan nasıl kullanıyor? Yani kötü şey vermek için. Yani bu adamın ne mal olduğunu biliyorsunuz artık. Yani Sünniler de anladı, anlasa da umurlarında değil. Onlar da menfaatperest. Çünkü bu adamın ne mal olduğunu bildikleri zaman bile Yeni Akit Gazetesi, bilmem Yeni Şafak falan, Milli Gazete falan boy boy bu adamın kitaplarının reklamını yapıyorlar. Çünkü para geliyordu. Dinleri, imanları onların para, menfaat. Bunda dini imanı şahsi şey, ego. Megalomaniak. Megalomaniak. Şimdi beni mahkeme edecek. Edip bana megalomaniak diye hakaret etti. İşte kardeşim, megalomaniak kelimesinin bir tanım varsa o da sensin. İspatını yaparım. Hakaret değil. Tespit, teşhis. Eğer mehdilik iddiasında olan birisi, uyduruk hadislerle mehdilik iddiasında olan birisi ve böyle zikzaklar çeviren ve hatta bir ara delilik raporu alan birisi megalomaniak değilse kimdir? Dünyada öyle bir şey yok. Lan bu kitabı, yani Kur'an'ı. Ayet ok. Sana göndermiş olmamız onlara, Allah'a sınırım, kendilerine okunan bu kitabı, yani Kur'an'ı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu diyor Allah. Ne diyor Yobaz arkadaş? Yetmiyor diyor. Ne diyor Bağnaz? Yetmiyor diyor. Kur'an yetmez diyor. Allah ne diyor? Bak, Şeytanın Allah'a sınırım, Ankebut Suresi 51. Okay. Kendilerine okunan bu kitabı sana tamamen bir nifak. Zerre kadar Allah korkusu olmayan bir adam. Çünkü Allah adına defalarca yalan söyleyen ve sürekli bir uyduruk hadisleri izliyorum. Bir Kur'an yetmiyor mu diyor. Ondan sonra en uyduruk hadisleri delil getiriyor. En uyduruk hadisleri delil getirirken nasıl delil biliyor musun? Mehdilik hakkında uydurulan hadisler binlerce. Onların yüzlercesini, binlercesini imal ediyor. Aralarından, ki daha sonradan uydurulanlar var. 200 sene sonra, 300, 500, 700 sene, 1000. yılda. Bunların hatta kendilerinin de uydurdukları var. Ondan sonra yani belli değil. E güzel kardeşim, sen birbiriyle çelişen binlerce söz arasından şöyle biraz da böyle yorum yapıyorsan, sağa sola çekiştiriyorsan, istediğin adamı Mehdi ilan edebilirsin. Ben meydan okuyorum, buyur. Gel, eğer Mehdilik işte, Mehdi çıkmıştır falan filan. Mehdilikle ilgili hadislerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü birbiriyle çelişiyor. Bir sürü sahih hadise göre Şam'da çıkıyor. Diğeri Basra'da, Küfe'de çıkıyor. E sen ne Şam'da çıktın, ne Basra'da, ne Küfe'de. Buna yorum mu yapıyor? Yapar. Her yorumu yapar. Şapkasından istediği hayvanı çıkarabilir bu adam. Sadece tavşan değil. İstediği hayvanı çıkarabilir. Çıkı der, çıkıyor işte. Söz de çıkarıyor. Neyse.